Best for hidrojenle başladık. Best for wind ve şu an Best for steel'e devam ediyoruz. Best for steel aslında çok daha geniş kapsamlı, daha sınırsız diyebileceğimiz bir konu. Sadece güneş, rüzgar, hidrojen gibi konuları değil, bunun yanında enerji verimliliği ve diğer tüm disiplinleri bir araya getirecek bir konu. Gençlerin enerjisi, yaratıcılıkları, aynı zamanda farkındalıkların artırılması gibi amaçları hepsini bir arada karşılayan, belki de hepimize sürpriz olabilecek ama aynı zamanda hepimizi çok mutlu edecek başarılı proje fikirleri çıkacağına inanıyorum. Bu yönde yaptığımız çok sayıda çalışma var, çok sayıda Avrupa projesi var. Onları bütünleyici kapsamda gördük bu etkinliği. Ve bu etkinlik kapsamında da gençlerimizden şehir kapsamında yeni yapılacak uygulamalarla ilgili öneriler bekliyoruz. Best for City dedik buna. İklim değişikliği ve temiz enerjinin uygulamalarının hayatımıza girmesi gerçekten kültürel bir meydan okumadır. Ve İzmir gibi öncü şehirlerin bu meydan okumayı zamanında görmesi ve kabul etmesi gerekir. Best for Enerji bunu sağladı. Sosyoekolojik dönüşüm için, bunu birlikte başarabilmek için, fikirler üretmek için buradayız. Bugün buradaki fikirler, burada emek veren mentorlar, öğrenciler, Best for Enerji ekibi, Ekonomi Üniversitesi ekibi, jüri üyelerimiz, herkes aslında yeşil büyümeyi hayata geçirebilmek için ne tür fikirler üretebiliriz? Bu fikirleri hangi araçlarla hayata geçirebiliriz? İşte bunu konuşuyor. Bu sadece İzmir bölgesinde yapılan bir şey değil gibi. Birçok ilden buraya şey gelmiş, takımlar gelmiş. Çok güzel fikirler var bu arada. Şu ana kadar benim gezdiğim grupların çoğu hazırdı. Bu akşam kaldı. Yarın da sunumlarını yapacaklar. O yüzden gayet güzel ve hareketli bir ortam. Eğlenceli bir ortam. Ben burada şu anda moderatör olarak bilgi birikimimi onlara aktarmaya çalışıyorum. Ama inanılmaz fikirler çıkıyor. Hangi grupları nasıl destekleyebiliriz ileride, onları kendimize nasıl alabiliriz, nasıl faydalanabiliriz gibi de şey çıkıyor. Dolayısıyla hani onlarla beraber biz de heyecanlanıyoruz. Biz de böyle ekibin bir parçası olarak hissetmeye başlıyoruz. Ama onlardan da bir şeyler öğreniyoruz. İşin en güzel tarafı bu sanırım. Temiz enerji sektörünün Türkiye'deki kaderini çizen mentorlarımız var. Genç arkadaşlarımızla ilgileniyorlar. Bir rüya takım gibi buradaki mentor grubumuz. Burası gençler için kurguladığımız bir fikir geliştirme ortamı. Ama bunun yanında ekosistemin bir araya gelmesi, beraberce konuşması, ortak aklın yürütülmesi, proje fikirlerinin üretilmesi için de çok önemli bir ortam. Bir kazan kazan durumu söz konusu. Yenilenebilir enerji sektöründe yer alan herkes için çok önemli organizasyonlar. Mentorluk yaptım. İki tane ayrı ekip vardı. İki tanesi lise grubuydu. Lise çağındaki öğrencilerin yenilenebilir enerjiye olan ilgilerini görmek beni mutlu etti açıkçası. Çok konuyu biliyorlar, önceden araştırmışlar, gelmişler. Beklediğimden çok daha iyi yani. Enerji burada çok güzel ve gerçekten tanıştığımız insanlar ve yaptığımız network inanılmaz iyi. Böyle bir platformun olması aslında benim hem şehre etkimi hem de şehre neler sunabileceğimi tekrardan düşünmeme sebep oldu. Özellikle mentor kadrosunun bilgisi ve deneyimiyle, gerçek hayattan verdikleri örneklerle gerek oluşturulan ortamla alabileceğim maksimum katkıyı aldığımı düşünüyorum ve benim için süreç çok güzel geçiyor. Çıkardık. Burada mentorların sorularıyla, onların destekleriyle aslında aklımızda olan çok ham bir fikri işleyip rafine hale getirdik aslında özet olarak. Bilt olmuş. Tebrik ederim. Yani bu fikir, bu proje büyük ihtimalle sadece bu ortam içinde çıkabilecek bir şeydi. İki gün değil, belki beş günümüz olsa evet. Veya başka bir ortamda olsaydık ne kadar bizim arka planlarımız gibi bilgilerden gelen bir fikir olsa bile tetikleyicisi burasıydı. Birincilik ödülü kimsin? Tamamen deneyim tasarımı üzerinden bir tasarım anlayışıyla ilerledik. Yani rüzgar enerjisiyle evet orada bir enerji üretiliyor ama insanın orada olup yaptığı manipülasyonlarla bütün kompozisyonu, koreografiyi değiştirerek bizzat bunun bir parçası haline gelmesi aslında tamamen farkındalığını arttırmaya yönelik bir tasarım anlayışı.
gerçekten. Mentörlerin desteği de çok büyük yani. Bunlar da bir katkı sağladı bu tasarımın gelişmesinde.